Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere malum YouTuber'ların genellikle kullandığı yaka mikrofonu ile ilgili bir ürün tanıtacağım. Bu ürünümüz Boya markalı bir ürün. Birçok sitede görmüşsünüzdür arkadaşlar. Ben bunu yeni aldım ve bunu kısaca sizlere tanıtmak istiyorum. Videonun bir kısmını normal çekim yapacağız. Diğer kısmını yaka mikrofonu kullanarak çekeceğiz arkadaşlar. Öncelikle bir kutu açılımı yapalım. Daha sonra da mikrofonumuzu daha yakından tanıyalım. Evet arkadaşlar. Şöyle kutumuzu açıyoruz. Şöyle bir kese içerisine paketlemişler arkadaşlar. Bunun içerisinde neyimiz var? Bakalım. Kutumuzun içinde herhangi bir şey yoktur başka. Kutunun içerisinde bir normal kart var. Bir de normal kullanma kuralları falan var arkadaşlar. Yanında işte. Şöyle. İşte o zaman arkadaşlar. Normalde 6 metre kadar uzunluğu falan var diye söylenildi. Şöyle. Başka bir şey yoktur içerisinde. Bir tane jack var. Normal. Büyük amplerde falan kullanmak için. Yaka mikrofonumuz tutacağı var. Gayet kaliteli bir malzeme arkadaşlar. Metalden yapılmış. Rutubet veya nem almaması için bir parça koymuşlar. Nem giderici. Daha sonra bir adet pil var arkadaşlar. Bu saat pili şeklinde. Muhtemelen şeydir. İçine takılacak falan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir uzun kablosu var. Şöyle. Yani denildiği gibi 6 metre kadar var. Şurada güzel ciddi bir bandı var. Şu şekilde arkadaşlar. Uzatıp kısaltmak için. Şöyle bir bırakalım. Ondan sonra evet işte mikrofonumuz sanırım şu şuraya geçecek mi? Şuraya geçiyorsa evet arkadaşlar bunun yeri burası. Daha sonra da şunu tekrar takıyoruz arkadaşlar. Biraz evet arkadaşlar, daha sonra işte yakanızda veya işte nereye tutturmak istiyorsanız o şekilde. Anladığım kadarıyla şuradan bir kılavuzuna bakalım arkadaşlar. Kılavuzunda neler var? Evet arkadaşlar. Bahsettiğimiz gibi şurada bir pil yuvası var arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar, pil yuvası var. Yalnız içinde pil var arkadaşlar. O yüzden yedek pil, herhalde o yedek pil olarak vermişler. O yüzden pili takma ihtiyacı duymuyor şu anda. Tekrar takıyoruz. Bununla burada yakaya veya pantolon veya ceket kısmına geçirilecek bir kısım var arkadaşlar. O da kullanım için. Şurada arkadaşlar kamera ve smartphone, yani telefon için diyor. Cep şeyden bilgisayarda veya da şeyde kullanmak istiyorsanız normal kameralarda falan kamerayı almanız gerekiyor. Cep telefonunda falan kullanmak istiyorsanız da smartphone'e, yani telefona arıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar başka neyimiz var genelde? Onun dışında evet 20-25 santimetre uzaklıkta olması daha iyi bir ses kaydı oluşturuyor veya almanızı sağlıyor. Kitapçıkta kısaca bahsedilen onlar var arkadaşlar. Başka da böyle olmazsa olmaz dediğimiz pek bir şey göremiyorum arkadaşlar. Evet aynen pil değişim şeklini göstermişler. Kutusunun üzerine baktığımız zaman arkadaşlar
Şurada gördüğünüz gibi işte cep telefonunda, tablette, bilgisayarda, kamerada, fotoğraf makinesinde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yani ben şu anda anlatacağım bu kadar, yani çok detaylı bir şey yoktur. Jack girişini falan görüyorsunuz zaten. Ben şuradan şunları açıp arkadaşlar bir de buraya kadar dinlediğiniz ses tonunu veya ses kalitesini videonun bundan sonraki durumunda izleyerek yani siz de en azından farkı görebilirsiniz arkadaşlar. Veya hep beraber görürüz. Şöyle açıyorum arkadaşlar. Şimdi yerimizden kalkıp ben normalde şu anda fotoğraf makinesinin kamerasından çekim yapıyorum. Ve bunu fotoğraf makinesinin kamerasına takıp oradan geri kalan derse devam edeceğim arkadaşlar. O yüzden şu anda bir kameraya doğru gidelim. Normal. Şu anda normal kamerayla olan mesafem arkadaşlar tahmini 2-2,5 metre kadar. Şöyle kablomuzu alıyoruz. Evet arkadaşlar. Dersimizin bu kısımdan sonrasını yaka mikrofonumuz ile devam ediyoruz. Şu anda yaka mikrofonumuz açık. Şuradan isterseniz kamera ve sport pone, yani telefonda ve kamerada çekmek için koyulan düğmeye bir bakalım. Şu anda kamerada konuşuyorum. Herhangi bir sıkıntı falan yoktur. En azından öyle ümit ediyorum. Şimdi bir de sport pone'ye telefon modunu aldığımız zaman muhtemelen konuşmalarım gelmeyecek. İsterseniz bir de o şekilde deneyelim. Evet arkadaşlar şu anda tekrar kamera moduna alıp ses kaydına devam etmek istiyorum. Yaka mikrofonumuzu şöyle bir 20-25 santim uzaklıkta durmasını tavsiye ediyorlar. Şöyle bir bırakalım. Bu şekilde işte kutumuza tekrar bir dönüp bakalım. Bunun fiyatını soracak olursanız arkadaşlar bunu ben bulunduğum şehirde biraz araştırdım. Zor da olsa buldum. Normalde internetteki piyasası 95 lira, 100 lira, 110 lira. O aralıkta değişiyor. Dolar ve euro endeksli olduğu için. Ben bunu 100 liraya aldım arkadaşlar. Etiket fiyatı 110 liraydı. Ürün hoşuma gitti. Biraz da internette araştırmasını yaptım, şey yaptım. Mutlaka bu ürünle ilgili çok da fazla video bulabilirsiniz, görürsünüz. Ben sadece sayfamı ve grubumu, kanalımı ziyaret eden arkadaşların hani bu süreç içerisinde, bu ilerleyiş içerisinde ayrıca farklı bir yerden video izlemek yerine mevcut benim yayınlamış olduğum videolardan bu ürünü görmelerini istedim. O niyetle videosunu ve tanıtımını yapma gereği duydum arkadaşlar. Bunun dışında pek de fazla bir şeysi yok arkadaşlar. İşte güzel bir taşıma çantası var. Yani gittiğiniz yerde, arazide falan veya işte fotoğraf makinesiyle dışarıda röportaj yapacağınız zaman da kullanabileceğiniz, taşıyabileceğiniz güzel bir deri kılıfı var. Kaliteli mi? Normal, idare eder. Yani hatta iyi de diyebiliriz. Şöyle ağzı kapatılıp açılabilir düzeyde. Malum çektiğim videolarda genelde bir hışıltı, bir ses kirliliği, bir gürültü falan oluyordu, şey yapıyordu. Ben en çok yorumlardaki söylenen ve ses düzeyinin iyi olmadığı konusundaki önerilerinize istinaden bu yaka mikrofonu alma gereği duydum. Gerçi lazımdı da, ihtiyacımız da vardı. Ve bu süreç tarafında da ilerleyen derslerimizde diğer işte burada bir sürekli ışık kaynağımız falan tedarik edip hatta gerekirse onu da beraber yapıp onu da kullanmaya başlayacağız. Sizin istek ve önerileriniz doğrultusunda derslerimiz devam ediyor arkadaşlar. Bu konuda göstermiş olduğunuz duyarlılıktan dolayı hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz söylememe gerek yoktur. Beğenip abone olursanız ve kanalıma destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Yine beklenti ve önerileriniz doğrultusunda sorularınızı bildirip yorumlar kısmında ifade ederek isteklerinizin doğrultusunda video çekmemi veya ders yapmamı
ya teşvik edebilirsiniz, yönlendirebilirsiniz. Sizin öğrenmeleriniz ve sorularınız benim için gerçekten değerli, önemli. Çünkü sizlere hitap edebilmem için sizlerin fikirlerini almam gerekiyor. Bu kanal daha çok sizlerin ihtiyaçlarını gidermek ve sizlerin istekler doğrultusunda düzenleniyor, hazırlanıyor. Ve bu şekilde umarım güzel, keyifli bir süreç geçiririz arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Umarım güzel bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Esenlikler dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.